NTV Spor'dan merhaba, Gole hoş geldiniz. Avrupa futbolundan, dünya futbolundan bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi Güntekin Onay da stüdyo konuğumuz. Merhaba Güntekin Merhaba Onay. Emre. Tabii Avrupa'nın birçok ligi, daha doğrusu hepsi artık başladı. Ama bir başka büyük heyecan yakında başlayacak. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi. Onların da grupları, kuralları çekildi. Uzun bir aradan sonra 4 takımla gruplarda yer alacağız. Bu da bizim açımızdan gerçekten çok güzel, heyecan olacak. Devam ediyor. Bu tabii ülke puan açısından çok önemli. Dün akşamki yayında da söyledim ben. İlginç olan nokta şu. Ukrayna'da 5 takımda yola çıktı. 2 tanesi elendi. 3 takımı kaldı şu anda. Onlar da bizim takımlara geldi. Bizim takımlarımızla eşleşti. Hem Fenerbahçe, hem Konyaspor, hem de Beşiktaş Ukrayna temsilcileriyle eşleşti. Bunun şu anlamı var. Ukrayna UEFA klasmanında 8. sırada. Biz 10. sıradayız. Arada da Belçika var 9. basamakta. Hani olur da biz Ukrayna'yı oynayacağımız, Ukrayna temsilcileriyle oynayacağımız maçlarda 6 maçı da kazanırsak ya 5 maçı kazanıp veya 4 maçı kazanıp 2 beraberlik alırsak, yani bayağı bariz bir üstünlük kurarsak ve onları saf dışı bırakırsak, yani onlar elenirse, bizim takımlarımız devam ederse, Ukrayna'yı yakalama şansımız var. Yani 8. sıraya yükselme şansımız var. Belçika takımları eğer çok büyük başarı elde edemezse. Ki 7. de ulaşılmaz bir ülke değil. Rusya. Yani Şampiyonlar Ligi'ne, bunu neden söylüyorum? Şampiyonlar Ligi'ne bir takım gidiyor, bir takımımız öneleme oynuyor. Yani iki takımla gidebilme avantajını sağlayabilmek için biraz daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. O açıdan hani böyle bir şans yakaladık. Bu bizim için bence bir şans. Ukrayna temsilcileriyle oynayıp arayı kapatma şansı. O yüzden takımlarımıza, özellikle Ukrayna temsilcileriyle oynadıkları maçlarda da ayrıca başarılar diliyorum. Evet, o zaman isterseniz Şampiyonlar Ligi gruplarına bakarak biraz hızlanalım. Diğer grupları da tabii konuşacağız ama özellikle de tabii Beşiktaş'ın, temsilcimizin grubunu konuşacağız. A grubunda Fransa'dan Paris Saint Germain, İngiltere'den Arsenal, İsviçre'den Basel ve Bulgaristan'dan Ludogorets var. Nasıl bir grup sence? Arsenal için iyi grup. Arsenal için iyi grup. Yani grubun doğal favorisi Paris Saint Germain. Arsenal ikincilik için en güçlü aday gibi gözüküyor. Burada tabii bir liderlik mücadelesi de olabilir. Arsenal Londra'da Paris Saint Germain'i olur da yenebilirse liderlik şansı da var. Basel kendi evinde her zaman Saint Jakobs'ta iyi oynayan bir takım. Yabana atılacak bir takım değil. Ama ön elemede çok büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Hani içeride alacağı sonuçlarla Basel bir acaba bir ikincilik şansı yakalayabilir mi acaba diye sorguluyorum. Kolay değil. Bulgar takım Razgrad'sa UEFA'yı zorlamaya çalışacak. Yani grupta zor bir kura çektiğini söyleyebilirim Bulgar temsilcisinin. Evet, zor gruplardan biri hakikaten. Paris Saint Germain Zlatan'ı kaybetti ama bu sezon oynadıkları futbola baktığım zaman ben yine çok görkemli, ofansif ve dominant bir futbol oynamaya devam ediyorlar. Evet, Unai Emery. Evet, Unai Emery iyi bir teknik adam. İyi bir teknik adam. Gelir gelmez de bunu gösterdi. Hem kupa maçı, süper kupa maçı, hem lig maçları. B grubuna geçelim. B grubu Beşiktaş'ın grubu değil mi? Evet. Yani Portekiz'den C Benfica. Grubu veya B'ye düşecekti ya Beşiktaş. Evet, direkten döndük diyebiliriz o konuda. Öyle. İyi oldu bence. Şimdi şöyle söylemek lazım. Çok güçlü gruplar vardı. İşte az önceki Paris Saint Germain Arsenal grubu bunlardan bir tanesiydi. Yani Beşiktaş oraya düşmüş olsa veya Borussia Dortmund'la Real Madrid'in olduğu gruba düşmüş olsa veya Barcelona'nın grubuna düşmüş olsa Manchester City'yle. Evet, direkten döndüğümüz açık konuşalım gruba, hiç şansı yoktu. Hani futbol bu. 11-11 oynanıyor. Onlar da 11 kişi. Biz de 11 kişiyiz. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz gibi klişeler orada sökmezdi bence. Ama şimdi Beşiktaş'ın şansı var. Fakat yine de şunu söylemek lazım. Birinci torbadan Benfica harika oldu. Ama yine de çok saygı duyulacak güçlü ekipler bunlar. Yani Benfica deyip geçmemek lazım. Benfica geçen yıl Galatasaray'ın olduğu gruptaydı. Ve kadrosundan önemli oyuncularını kaybetmiş. Yeniden yapılanma içerisinde teknik direktörü Jorge Jesus'u kaybetmiş bir kulüptü. Ve bocalayarak başladıkları sezonun devamında şampiyonlukla noktaladılar. Şimdi Benfica geçen yıl 10 puan aldı Şampiyonlar Ligi'nde mesela. Gruptan çıktı. Dinamo Kiev 11 puan aldı grupta. Gruptan çıktı. Chelsea'nin grubundaydı. Yani öyle bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi takımlar. Avrupa'da hepsinin kupaları var.
tarihleri var. Ülkelerin en büyük takımı Benfica ile Dinamo Kiev. Öyle küçümsenecek takımlar değiller. Shakhtar Donetsk'i de gördük. Hem geçen sene hem bu sene temsilcilerimiz karşısında. Bu Dinamo Kiev Shakhtar Donetsk'e 7 puan fark attı. Evet. Yani öyle küçümsenecek bir takım değil. Bu sezonda tüm maçlarını kazandılar. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Diğer gruplarla kıyasladığın zaman Beşiktaş hayal edebilir mi? Edebilir. İlk 2'yi kovalayabilir mi? Kovalayabilir. Ciddi derecede şansı var. Napoli gözü hoş gelen bir futbol oynayan bir takım. Ofansif oynayan bir takım. Özellikle forvet arkasında işte Hamsik gibi, Kayyehon gibi, Insigne gibi, Mertens gibi çok değerli oyunculara sahipler. Gabbiadini gibi. Yüksek kalitesi var. Pasa dayalı, teknik bir futbol oynuyorlar. Tabii özellikle, ki Higuain gitti özellikle bu arada. Kendi evinde San Paolo'da, Napoli'de kolay kolay bileği bükülecek bir takım değil Napoli. Kolay maç olmayacak. Özellikle bu deplasmanların hepsi zor. Dışarıdan Beşiktaş ne puan getirirse çok büyük kar olacak. Burada iç saha maçlarının ben büyük önem taşıdığını düşünüyorum Emre. İç sahada Beşiktaş içeride 7 puan alabilirse 2 galibiyet bir beraberlik. Bence gruptan çıkma yolunda önemli büyük bir adım atmış olabilir. Kolay değil tabii ki bu grupta ama ilk iki için bu dört takımda bir savaş verecek. Böyle bir gerçek var. Bunu vurgulamak lazım. Benfica'da Renato Sanchez takımın en önemli yıldızıydı geçen yıl. Gaytan'la birlikte. Evet. Gaytan en iyi oyuncusuydu Benfica'nın yıllardır. Arjantin'de biliyorsun. Hı hı. Atletico Madrid'de transfer oldu. Hem Renato Sanchez hem Gaytan gitti. Talisca da Beşiktaş'a geldi. Yerlerine Zivkovic'i transfer etti Partizan'dan. Genç bir oyuncu. Arjantin'den 2-3 tane oyuncu aldılar. Yine parlatıp belki de satabilmek veya oynatabilmek için Benfica. Benfica'nın biraz zamana ihtiyacı var. O yüzden biraz güç kaybettiklerini düşünüyorum ama çok geleneği olan, Avrupa'da 10 tane finali olan bir takım. Çok büyük bir kulüp. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Hala bugün UEFA klasmanında da 6. sırada Benfica. Yani öyle Benfica deyip geçmemek lazım. 65 bin kişilik harika bir stat. O statta iki kere maç seyrettim ben. Bir Atletico Madrid Real Madrid finalini, bir de Fenerbahçe-Benfica karşılaşmasını. O statta da maç kazanmak kolay bir hadise değil. Onu da vurgulayayım. Yani bayağı büyük, işte 60 binin üstündeki statlarda oynayacak Beşiktaş bütün maçlarını. Napoli ile, Benfica ile ve Dinamo Kiev ile. Bayağı büyük futbol mabetlerinde. Kolay değil yani, deplasmanlar zor. Evet, Benfica hatta kura çekimi olur olmaz resmi Twitter hesabından Kartal Kartal'a karşı heyecanlı maçlar olacak diye açıklama yaptı. Onların da tabii simgesi Kartal. Evet. Napoli'de az önce de konuşuyorduk. Higuain gitti ama Milik geldi. Sarri iyi futbol tabii, oynatıyor. Evet, Sarri'nin futbolundan da bahsetmek lazım biraz. Ama tabii Higuain 36 gol atmış bir oyuncu. Yani takımın süper gücüydü. Süper güç gitti, yerine Milik geldi. Milik potansiyeli olan fakat gelişmeye ihtiyacı olan bir oyuncu. Yani Milik Higuain'in yerini dolduramaz. Ya zaten o kadar golün yerini doldurmak kim gelirse gelsin çok zor. Pescara karşısında da Napoli'nin güç kaybettiğini gözlemledik. Yani Pescara mütevazi bir takım. Yeni çıktı Serie A'ya ve Napoli o takım karşısında bile deplasmanda da oynasa çok zorlandı. Ama Napoli'nin yine de çok kaliteli bir kadrosu var. Savunmasından tut da kaleden başlayıp savunma. Raul Albiol iyi bir oyuncu. Kayyehon, Insigne, Mertens, Hamsik, özellikle forvet arkası çok güçlü ve çok teknik oyunculardan kurulu. Dinamo Kiev'i de Rebrov çalıştırıyor. Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemden de hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Çok fazla geçen yıla oranla kadrosunda büyük değişiklikler olmayan takımlardan bir tanesi. Bir de bu grupta şöyle bir Dinamo Kiev evet. Sanıyorum Miguel Veloso ayrıldı. Evet, çok da fazla oynamıyor. Az sayıda giden gelen oyuncusu var. Tam isimler hatırlamadığım için yanlış bir şey Sergei söylemeyeyim. Sergei Rebrov çalıştırıyor. Evet. Türkiye'yi tanıyan, evet. Türkiye'de oynamış bir teknik adam. Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Gamonyası'nda bir kere her şeyden önce son verdi. Evet, geçen şampiyon, yani, olarak. Şampiyon olarak. Bu yılda tüm maçları kazandılar şimdilik. Bu grupta şöyle bir şey var. Bu takımlar, Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev geleneksel anlamda oyun kültürü ve futbol kültürü bakımından deplasmanda çok kolay kazanan takımlar değiller. Bu Beşiktaş için bir avantaj olabilir. Yani Vodafone Arena'da bir 7 puan, hatta olursa 9 puan tabii ki harika olur ama bir 7 puan bile müthiş olur diye düşünüyorum ben. Yani Benfica ile Kiev'i yen, Napoli ile berabere kal. Bence hiç kötü değil. Şimdi 7 puan deplasmandan da getireceğim puanlarla. Bu grupta çünkü çok puan kaybı olacak. Kırıcı olacak bu grup. Öyle bir takım 15 puan, 14 puan, 13 puan, 12 puan alamayacak gibi geliyor bana.
Tabii baktığımız zaman derler ya kağıt üzerinde öyle görünüyor ama başladıktan sonra bakalım nasıl gelişecek. Fikstür önemli. Biraz tabii Dinamo Kiev'le Aralık ayında deplasmanda oynamak o da benim biraz keyfimi kaçırdı. Fazla mı? Tabii, soğuk zemin, havada. Soğuk. Soğuk buz gibi havada Kiev'de. O yüzden keşke daha erken olsaydı. Peki biraz Beşiktaş'tan da tabii bahsedelim. Diğer gruptaki diğer takımları değerlendirdik. Talisca geldi. Bugün Abubakar yine geldi. Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş dün akşamki kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne çıkarsa grupta sonuncu olur. Konya maçından bahsediyoruz. Aynen. Onu da söyleyelim. Çok ciddi bir kadro zafiyetiyle sezona girdi. Hem Alanya hem Konya maçlarında. Transferler gecikti. Özellikle ben stoper transferleri neden geciktiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü Mayıs ayında lig bitti. Mayıs ayında lig bittiği zaman Beşiktaş Marcelo Tosic ile ligi bitirdi biliyorsun. Evet. Ve aradan 3 ay geçti hala Marcelo Tosic oynuyor. Hatta Tosic Adriano sakat olduğu için sol beke kaydırıldı. Necip stoper oynamak durumunda kaldı. Hani Sosa Gomez... İlerleyen dakikalarda Rodolfo geldi. Sosa Gomez'i bekledi Beşiktaş. Ama Rodolfo zaten çapraz bağ kopuk olduğu biliniyordu. Evet. Yani transfer lazımdı. Özellikle stoper transferinde ciddi derecede geç kalındığını düşünüyorum. Hala da bir transfer yapılmadı. Beşiktaş'ın bence stopere çok kaliteli uluslararası düzeyde bir oyuncu alması şart. Bir, ikincisi Atiba'nın da alternatifi yok takımda. Yani Atiba pazar, çarşamba, pazar, çarşamba, pazar sürekli Atiba, bir tane Atiba var. Yani Atiba'ya da bu kadar yük bindirmek bence çok doğru değil. Geçen yıl hepsinde oynadı yani tabii. Yani Talisca o mevkide oynar mı? Oynar ama Atiba kadar top kazanır mı, rakibi bozar mı? Bilmiyorum onu. O yüzden Beşiktaş'ın bence Gökhan İnler ismi geçiyor. Gökhan İnler transferi de gerçekleşirse Atiba da alternatiflenir. O da kaliteli bir oyuncu. Çünkü uluslararası tecrübeye sahip oyunculardan bahsediyoruz. Ebubakar geldi. Ebubakar iyi bir golcü, iyi bir futbolcu, güçlü bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Adam eksiltebilen bir futbolcu. Tabii ki şunu vurguladım ben. Gol vuruşu çok temiz bir oyuncu değil. Mario Gomez gibi değil. Değil. Yani gol vuruşu çok temiz bir oyuncu değil. Yani her futbolcunun, her oyuncunun artıları vardır, eksileri vardır. Eksilerinden bir tanesi o. Ama çok güçlü ve hareketli bir oyuncu. Rakip savunmalarını sevmeyeceği tipte bir futbolcu. Geçen yıl Arsenal'ın da transfer listesindeydi biliyorsun. Ebubakar. Kiralık olarak da geliyor zaten. Birçok kulüple adı geçti. Talisca aslında Türkiye'ye gelmesine şaşırdığımız oyunculardan bir tanesi. 25-30 milyon euro bandında bonservis bedelleri telaffuz edilen bir futbolcu. Zaten daha yeni serbest kalma bedeli de o kadar. İngiliz medyasında gördüm ben. Wolverhampton Wanderers 30 milyon, 25-30 milyon euro civarında bir transfer teklifi gözden çıkarmış parayı. Fakat İngiltere'de çalışma izni Brezilya milli takımında oynamadığı için orada o kriterleri karşılamıyor. Soğuk. Karşılamadığı için de Talisca daha önce Türkiye'deki maçta biliyorsun yedek kulübesindeydi milli takımda. Brezilya milli takımında. Kriterleri karşılamadığı için oturma izni alamıyor. Çalışma izni alamıyor. Alamadığı için de İngiltere'ye transferi gerçekleşmedi. Yani Talisca bayağı potansiyelli ve iyi bir oyuncu. Harika bir sol ayağı var. Özellikle forvet arkasında oynadığı zaman daha verimli. Orta sahanın ortasında, merkezinde daha defansif görevlere oranla. Çünkü defansif görevlerini birinci sınıf yapan bir futbolcu değil. Müthiş bir sol ayağıyla, Benfica'da bir devrede 10-11 gol atmıştı hatırlayacaksın. İlk oynamaya başladığı zaman. Daha sonra biraz daha arkada kullandı teknik. Yani bu oyuncular mutlaka Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oyununu da kalitesini de yukarı çıkartacak. Ya şöyle tabii şimdi çok değerli oyuncular Nasri'nin de adı geçiyor. Nasri de gelecek mi bilmiyorum. Caner'in adı geçiyor. Tabii bir bu kadar çok transfer yapıldıktan sonra takımın kimyası biraz etkilenir mi? Takım olgusu zedelenir mi? Buradan nasıl bir malzeme çıkar? Çok kaliteli. Adriano da mesela şu ana kadar telaffuz etmedik. Barcelona oyuncusu. Müthiş bir oyuncu. Çok kaliteli oyunculardan nasıl bir ürün ortaya çıkacak? Bunu zaman gösterecek. Tabii artık orada Şenol Güneş'in maharetine kalıyor biraz da iş. Yani Beşiktaş'ın geçen yıl şampiyon olan takımın üstüne önemli takviyeler gelmiş olacak. Ama hala bence en kritik bölgeye, savunmaya takviye yapılmadı. Bu savunma hattıyla Beşiktaş'ın işi zor diyorsun. İşi zor tabii. Yani mutlaka bu arada Beşiktaş'ın fikstürü de Şampiyonlar Ligi fikstürünü de getirdik ekranlara. İlk maç. Zor maç. Salı deplasmanı evet. Benfica. Lisbon'da. Benfica ile erken oynamak bence avantaj. Çünkü bir yeniden yapılanma söz konusu yine de Benfica'da. Hem Renato Sanchez gitmiş hem Gaytan gitmiş. Değil mi? Yerlerine yeni oyuncular gelmiş. Genç bir takım. O yüzden henüz oturmadan erken oynamanın Benfica ile avantaj olduğunu düşünüyorum. Dinamo Kiev ile oynayacak Beşiktaş. 28 Eylül Çarşamba günü ilk iç saha maçı olacak bu. Sonrasında Napoli'ye gidecek. 19 Ekim'de
Üçüncü maç İtalya deplasmanı. Beşiktaş'ın dördüncü maç Napoli'yi bu kez kendi evinde ağırlayacak Kasım ayının ilk gününde. 23 Kasım Çarşamba Benfica'yı ağırlayacak ve grup maçı Dinamo Kiev 6 Aralık Salı deplasmanda. Sen de söylemiştin Güntekin Onay. Aralık'ta oynamak. Aralık'ta Dinamo Kiev'de son maç. Hava günlük güneşlik olur, bilemeyiz yani onu da. Tabii ama genel olarak soğuk olacağı kesin. Evet, öyle olacağı kesin. Bu arada Beşiktaş'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum ben. Çok fazla bu bilinmiyor toplum tarafından, halk tarafından. Sosyal medyada çünkü çok bazı tepkilerle karşılaşıyorum. İşte niye Tolga oynuyor, Tolga gitsin, Tolga karşısın. Tolga konusu Beşiktaşların bir hassasiyeti var. Neden bu hassasiyet onu bilmiyorum. Evet, hani dün hatalı gol mü yedi? Hayır. Galatasaray maçında yediği gol hatalı mıydı? Hayır. Ve işte iki tane yabancı kalecin var, hala Tolga oynuyor şeklinde bazı eleştiriler falan yapılıyor. Şimdi Futbol Federasyonu'nun tüzüğüne göre, kurala göre iki yabancı kaleciyle çıkamıyorsunuz. 18'den bir tanesi yerli olmak zorunda. Kalecilerden bir tanesi. 18'e koyduğunuz. Bir kere bu bir. Yani Beşiktaş'ta da başka yerli kaleci olmadığına göre, genç Utku oynamayacağına göre, şu anda hazır olmadığına göre, Tolga, o iki yabancı kaleci çıkamaz. Bir tanesi Tolga olmak zorunda. Bir. İkincisi, UEFA'ya bildirilecek olan 23 kişilik listede 4 tane altyapıdan, 4 tane de ülke federasyonunun içindeki kulüplerden yetişmiş oyuncu olması şartı var. Bu ne demek? Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Olcay yurt dışı, Aras yurt dışı, Oğuzhan yurt dışı, Veli yurt dışı. Bütün yani oyuncuları sayıyorum. Tolgay da yurt dışı değil mi? Tolgay yurt dışı. Başka kim var yerli Türklerden? Kerim Fıray yurt dışı. Beşiktaş'ın yerli futbolcuların hepsi yurt dışında yetişmiş. Kim Türkiye'de yetişmiş? Tolga, Gökhan Gönül, Utku Yuvakıran. Yani bir tane daha oyuncuya ihtiyacı var hatta Türkiye'de yetişmiş Beşiktaş'ın. Şu anda dördüncü oyuncuyu bulamıyor. Caner Erkin transferi o yüzden çok önemli Beşiktaş için. Caner'i alacak, dördüncü oyuncuyu öyle yazacak. Yok başka. Yani UEFA'ya oyuncu bildiremiyorsun. Dördüncü oyuncun yok. Hala Beşiktaş taraftarı yok Tolga gitsin. Tolga niye oynuyor? Necip mesela altyapı kontenjanından yazılacak. Oraya üç tane de oyuncu yazacaksın. Eslem'i yazacaksın, Hamza'yı yazacaksın veya bir başkasını yazacaksın. Mesela bunları bilmeden eleştiri yapmasınlar, değerlendirme yapmasınlar. O yüzden o dört oyuncu çok önemli. Türkiye'den yetişmiş dört oyuncu o kontenjanda. Mesela Mustafa Pekdemek oraya yazılabilirdi. İsmail Köybaşı oraya yazılabilirdi. Serdar Kurtuluş oraya yazılıyordu o listeye. Kurtarıyordu Beşiktaş o şekilde. Bu oyuncular gittiler şimdi yazacak oyuncu bulamıyor Beşiktaş. Ömer Şişmanoğlu da Almanya. Değil mi? Tabii. O da yurt dışı. Yok yani. Peki Şampiyonlar Ligi gruplarına devam edelim. Tabii Beşiktaş'ın grubunu doğal olarak biraz daha detaylı, ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik Güntekin Onay'la. Diğer gruplara bakalım. C grubu. Barcelona, Manchester City, Mönchengladbach ve Celtic. Bu yılın... Az kalsın bu gruba düşüyor. Evet, bu yılın en zor grubu. Yani orada Celtic yerine Beşiktaş yazıyor olabilirdi. Celtic de ne bahtsız kulüpmüş. Ali Ece tuttuğu için herhalde. Evet, sürekli aynı şekilde zor gruplara düşüyor. Hakikaten buraya düşebilirdi Beşiktaş yani. Celtic gerçekten bahtsızmış. Buraya düşseydik hiç şansımız yoktu bence. Yani grubu... Mönchengladbach'la oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar belirleyebilirdi temsilcimizin. O yüzden çok güçlü bir grup. Manchester City özellikle Guardiola geldikten sonra çok kısa sürede büyük yol kat etti. Çok iyi futbol oynuyorlar. Çok pozitif futbol oynuyorlar. Bu grupta Manchester City lider olursa kimse şaşırmasın. Barcelona tabii ki favori. Gladbach'ta acaba bu ikiliden bir tanesi takılır mı? Onu geçebilir miyim? Mi kovalayacak. Celtic karşısında ben Gladbach'ın ciddi derecede favori olduğunu düşünüyorum. Mönchengladbach'ın. Şöyle bir şey olabilir. Hani Barcelona iki maçta da Manchester City olur da yenerse o zaman Mönchengladbach'ın da ikincilik şansı olur. Evet. Hesaplar, kitaplar yapılacak doğal yapılacak olarak ama. Yapılacak tabii ama keyifli bir grup evet, bu yani. Güzel yani oturup Manchester City Barcelona maçını büyük bir zevkle seyredeceğiz. Evet. Bakalım Manchester City o seviyeye gelmiş yani, olacak. Evet, göreceğiz hep birlikte. Guardiola olayla bakalım tabii. Ne yapacaklar. Aynen. Barcelona'dan kaleci aldılar. Aynen. Claudio Bravo bakalım nasıl bir performans sergileyecek eski takımına karşı. Göreceğiz. Devam edelim diğer gruplara da bakalım. Bu gruba da düşebilirdi Beşiktaş. Bu grup da çok güçlü bir grup.
Yani Bayern Münih, evet, Atletico Madrid gelir seni yener gider yani. O yüzden çok zor bir grup olurdu. Ürktüğüm gruplardan bir tanesiydi bu benim kura çekilirken. Çünkü önce ilk ikisi belli oluyor ya. Rostov Ajax eriyerek büyük bir iş başardı. Ama ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde bu grupta pek bir şansı olacağını söylemek mümkün değil. Bayern Münih ve Atletico Madrid ilk iki için favori. Liderlik mücadelesinde Bayern tabii ki daha avantajlı gözüküyor şu anda. Ama Atletico Madrid de Şampiyonlar Ligi finalisti olduğunu söylemeye gerek yok. Lider de olabilir burada. PSV Eindhoven içinse biraz soru işareti var değil mi? İlk iki yüksek dağların arkasında gibi gözüküyor. Evet. Rostov. Geçen yıl zorlamıştı. Eşleşmişlerdi Atletico Madrid karşısında PSV. Evet, uzatmalar. Uzatmada elemişti. Evet. Ama bu sefer öyle olacağını düşünmüyorum. Rostov'da muhtemelen onlar da üçüncülük acaba olabilir Rostov mi diye. Rostov oradan alacağı, Şampiyonlar Ligi'nden alacağı 20 milyon euro civarındaki paranın tadını çıkaracak. Evet. Öyle de bir. Öyle değil mi? Ayak bastı parası 12 milyon evet, euro. Evet, kesinlikle. Çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde yani şöyle bak, aradaki farkı söyleyeyim. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsan, diyelim ki kupayı kaldırdın. 6,5 milyon euro kazanırsan. Yani diğer burada işte daha girerken. Ama Şampiyonlar Ligi'ni ayak bastın ya, 0 puanla kapatsan bile minimum 12 milyon euro. Şeyi saymıyorum. Televizyon yayın geliri, marketing geliri. Sadece UEFA'nın size ödediği paradan bahsediyoruz. Ayak bastı. Grup ayak bastı parası 12 milyon euro. Üstüne market pool var. Havuz parası. Pazar payı. Düşün. Devam edelim. Yani aradaki farkı gruplara söylüyorum. Evet. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi. Çok büyük bir fark var bu açıdan da. E grubu yine dengeli gruplardan biri aslında. Bu grup güzel. UEFA Avrupa Ligi tadında bir grup. Hani evet. Fenerbahçe'nin grubu için öyle şeyler, ifadeler kullanıyor ya, evet, Şampiyonlar Ligi tadında evet diye. Bu grupta UEFA Avrupa Ligi tadında bir grup oldu. 4 takımın da şansı var ciddi derecede. Beşiktaş'ın grubuna benzer bir grup o anlamda. Dengeli bir grup. Herkes hayal edebilir. Birbirleriyle oynayacakları maçlarda her puanın büyük önemi var. Her beraberliğin, her galibiyetin çok büyük önemi var. Sanıyorum içeride kazananlar, ki biraz daha ben Leverkusen ve Tottenham'ı daha şanslı görüyorum 1-2 için. Evet, Monaco Fenerbahçe'yi önce eledi, sonra Villarreal'i geldiler. Maçları tabii doğal olarak daha iyi izledik Fenerbahçe ile oynadıkları için. Çok hazır bir görüntü de sergilemiyorlardı. Bakalım nasıl yani bir performans sergileyecekler. Ben Leverkusen ve Tottenham bu gruptan çıkar diye düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ne de CSKA veya Monaco'dan birisi devam edecek gibi. Ama şu an için erken tabii. Maçların oynanacağı tarihlerdeki form durumlarıdır aslında önemli olan. Kur'an'ın çekildiği tarihteki takım kadrosu veya kalitesi değil. Evet, devam edelim. Diğer gruplara geçelim. Şampiyonlar Ligi bu grup fena değil değil mi? Evet. Legia Varşova da pek bir bahtsız. Bakalım. Legia Varşova'nın da seyircisi ve stadı hakikaten çok güzel. Seyirci iyi ama işte seyircinin ben daha sahaya girip gol attığını görmedim şu an. Tabii ki canım. Ben tribün atmosferi olarak dedim. Evet. Real Madrid zaten doğal favorilerden bir tanesi. Borussia Dortmund, o da biraz yine kadro yenilenmesi de yaşadılar. Bakalım Thomas Tuchel'la neler yapacaklar. İyi girdiler sezona. Evet. Ayrılanlar da transfer de yaptılar. Oldu. Gelenler de oldu. Sporting Lisbon da yine Portekiz'i destekleyecek takımlardan. Ben Dortmund birinci olursa şaşırmam. Benim için sürpriz değil bu grupta. Dortmund Real Madrid'i geçebilir diyorsun. Bozabilir, geçebilir. Öyle bir şansı var. Sporting benim için sürpriz olur aslında o. Joao Mario'yu Inter'e sattı. Biraz güç kaybetti kadrosundan. O yüzden Sporting Lisbon her ne kadar çok önemli bir teknik direktöre ve futbol geleneğine sahip büyük bir kulüp olsa da bu grupta ne yazık ki çok da fazla şansı yok. Hemen diğer gruplara da hızlıca bakalım, görmüş olalım. Bu grup da UEFA Avrupa Ligi tadında bir grup. Porto, değil mi? Bruges, evet, Kopenhag. Tabii İngiltere şampiyonu var. Leicester City olunca, isim Leicester olunca biraz şey değişmiş oluyor. Grubun yani, havası. Kadrolarını büyük ölçüde korudular aslında. Yani Kante hariç büyük ölçüde korudular Leicester City. Fakat tabii ki Avrupa Kupalarında oynamak ayrı bir gelenek ve kültür işi. O yüzden bakalım nasıl bir sonuç ortaya koyacak Leicester City. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Evet, İngiltere Premier Ligi'ni geçen yıl kazandı. Hak ederek kazandı Leicester City ama ben Şampiyonlar Ligi'nde şimdi iyi bir gruba düşmesi en büyük şansı oldu. Bu gruptan Leicester City 2-2'yi atabilir kendini. Porto çünkü yine de her sene olduğu gibi bir yeni yapılanma içerisinde. Mesela Ebu Bakır'ı Beşiktaş'a kaptırdılar. André Silva diye genç bir oyuncuyla, 19 yaşındaki bir oyuncuyla yola devam ediyorlar. Fakat oyuncu da bütün hazırlık maçlarında ve lig başladıktan sonra resmi maçlarda gol attı. Enteresan bir şekilde. O formanın hakkını verdi yani. Yine Porto buldular galiba formasını. Satacak bir futbol. Öyle gözüküyor. Kulüp Brugge ve Kopenhag. Yani bu grup Leicester City için
bulunmaz bir nimet. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf grubu birinci torbadan giren takımlar için. VH grubu Juventus, Sevilla, Lyon, Dinamo, Zagreb. Evet. Juventus öne çıkıyor. Juventus burada liderlik için evet avantajlı. Sevilla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak buraya geldi. Evet. Yeni statü gereği. Olympique Lyon Fransa Ligi'ni ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürebilecek bir kadro genişliğine sahip değil. Ama burada Sevilla'yı zorlayıp Şampiyonlar Ligi'ndeki o eski güzel günlerini arayacaktır. Lacazette'li kadrosuyla. Evet, onu da kaybetmediler değil mi? Evet. Bayağı isteyeni vardı. Ve Sevilla karşısında tabii Sevilla'nın da iç sahada çok güçlü olduğunu, çok iyi olduğunu fakat deplasmanda bir deplasman fukarası olduğunu hatırlatalım. Yani geçen yıl La Liga'da deplasmanda maç kazanamamış tek takımdı. Şimdi bu sene bakıyorsun Süper Kupa'da, İspanya Süper Kupası'nda falan oynadıkları maçları, Avrupa Süper, deplasmanda yine hüsran. Yani bu deplasman fobisini atamadığı sürece üstünden Sevilla bu grupta da işi zor. Kısa bir ara vereceğiz, sonrasında gole devam edeceğiz. Gol'de yeniden birlikteyiz. Yüntekin Onay'la Şampiyonlar Ligi'nde grupları değerlendirdik. Aslında Şampiyonlar Ligi'nden biraz daha bahsedebiliriz. Yeni bir format olacak 2018 yılından itibaren. Evet. Onu konuşmadan önce isterseniz küçük bir bandımız var. Onu izleyelim, bilgilenelim. Sonrasında yorumlayalım Yüntekin Onay'la. ...2009'da Şampiyonlar Ligi ön eleme ve playoff sistemi değiştiğinden bu yana artık 7. senesini dolduran yeni sistem tartışılıyor. Şu an futboldan el çektirilmiş durumdaki Michel Platini'nin buluşu olan format, Avrupa'nın önde gelen liglerinin turnuvadaki hakimiyetini azaltıp Şampiyonlar Ligi'ni tüm kıtanın şampiyonlarına yaymayı amaçlıyordu. Ancak Avrupa'nın tüm şampiyonlarının Devler Ligi'nde gerçekten rekabet edip edemediği ve şampiyonanın kalitesine ayak uydurup uyduramadığı soruları 7 senenin ardından halen akıllarda. İki sorunun da cevabını herkesi memnun edecek şekilde vermek zor. Fakat Şampiyonlar Ligi'nin yeni şampiyonlarının turnuvadaki performansını anlamak için aldıkları sonuçlara bakmak yetiyor. Uygulamanın başladığı 2009'dan 2015'e Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan kabul edilen ve şampiyon ekiplerin çoğunluğunu temsil eden 210 takımdan 24'ü turnuvanın grup aşamasını geçebilirken 3'ü grubunda 3. olup Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebildi. Bu takımlardan hiçbiri grubunda 2. olamazken 20'si grubunu sonuncu tamamladı. Kısacası Platini'nin fikrinin Devler Ligi sahnesini tüm Avrupa'ya yayma konusunda işe yaradığına şüphe yok. Ancak mesele rekabet, heyecan ve futbol kalitesini yükseltmekse Avrupa futbol camiasının yeni bir çözüme ihtiyacı var gibi gözüküyor. Güntekin Onay, 2018-2019 en yüksek katsayılı 4 ligin 4'er takımı direkt olarak katılacak. Şimdi yeni birkaç forma farklı boyutla bu işi değerlendirebiliriz veya farklı açılardan ne bakabiliriz. Ne kadar adil mesela sorulardan biri. Şimdi şöyle, adalet hayatın neresinde var ki zaten? Fırsat eşitliği, zenginle yoksul arasındaki işte denge, bunlar var mı? Yok. Yok. O zaman buradan şimdi adil burada olmadığını anlayabiliyoruz. Adil aslında değil tabii ki. Bu kapitalist sistemde zenginin daha da zenginleşmesi ve güçlenmesi için, güçlünün daha fazla yoksuldan ayrılması için yapılmış. Gücünü koruması için. Aynen. Yani zengin daha da zenginleşecek. Çünkü daha fazla talep mesela ediyor. Arsenal kulübü, örnek vereyim. Arsenal kulübü yıllardır şampiyon olamıyor. Kaç sene? 15 sene oldu neredeyse. Her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Her yıl. Ve her yıl oradan aşağı yukarı bir 30 milyon euro, 40 milyon euroyu indiriyor. Aşağı yukarı Arsenal oradan bir 300-400 milyon euro para kazandı. Çoğunda da hep ön elemelere geçip geldi. Değil mi? Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a da denk geldi yani, bu arada. Yani hiç şampiyon olmadan. Evet, şampiyon olmadan. Şimdi nerede o zaman denge? Biz nasıl yakalayacağız Arsenal'ı? Fenerbahçe mesela bizim yatırım yapan büyük bir kulübümüz. Para harcıyor. Şu anki düzenle Şampiyonlar mümkün, Ligi'ne mümkün gidemiyor değil. 8-9 senedir. Evet, mesela hani tamam, yakalayamaz. 3 Temmuz sürecinden sonra UEFA bilmem ne, onlar ayrı konular ama neticede bizim ikincimiz Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor büyük ölçüde. Ön eleme oynuyor, evet, ve katılamıyor. Bir kere galiba katıldı, Beşiktaş katıldı ikinci olarak. Onun dışında ikincilerimiz ön elemeleri pek geçemiyor. O zaman burada bir eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkıyor. Ha,
Şimdi ikinci boyuta geleceğim. Dünya ve izleyici Dinamo Zagreb'i, Bate Borisov'u, Maribor'u izlemek istemiyor. İstemiyor, evet. Dünya Barcelona'yı, Real Madrid'i, Chelsea'yi, Manchester City'yi, Bayern Münih'i, Atletico Madrid'i değil mi? Onları zaten Dortmund'u, izliyor. Bu tip ama bir de o liglerin istiyor. Diğer tabiri caizse baş altı takımlarını Arsenal da istiyor. İşte evet. Yani Arsenal, Inter, Milan, Juventus kim olursa yani büyük kulüpler oynasın. İşte daha şöhretli futbolcular oynasın. Daha spektaküler statlarda oynansın. Bu izleyici açısından veya pazarlama açısından daha önemli. İşin evet. Bir de bu boyutu var. Bu da realitesi. Hani duygusal ve işte demokratik bir bakış açısıyla öbür boyut ama gerçek de maalesef bu. Zaten UEFA'da bunu göz önünde bulundurarak. Doğal olarak. Doğal daha fazla diyor ki UEFA benim izleyicim bu. Ben bunu daha fazla satabiliyorum. O yüzden diyor. Kulüpler de bunu istiyor. Kulüpler de gidip işte maalesef Maribor'la oynamak istemiyor Barcelona. Milan'la oynamak istiyor. Veya işte Chelsea Benfica ile oynamak istiyor. Daha spektaküler. Yani Bayern Münih ile oynamak istiyor anlamında söylemiyorum. Anladım. Neticede Paris Saint Germain gibi, Manchester City gibi çok para harcayan büyük kulüpler var bu işin içerisinde. Avrupa'nın ilk 8-10 kulübü, çok zengin 8-10 kulübü birbirleriyle daha fazla rekabet içerisinde olmak ve ürünü daha fazla kişiye pazarlamak istiyorlar. Gerçekte bu. Evet, böyle olacak. Basketbolda biliyorsun. Hiç oraya doğru gidecek mecburen. Evet, Euroleague'de bambaşka bir formata bürünmeye başladı. Euroleague'deki takım sayısı da çok fazla gibi geliyor bana ya. O i̇şte basketbola da girdik evet, ama. Evet, azalacak biraz böyle olursa. Yani ilk grupta 10 tane maç oynuyorsun, gruptan çıkıyorsun, bir daha 10 maç oynuyorsun. Başka tabii sezon grupta. Gibi baştan aşağı bayağı aynen bir oynuyorsun. Yani çok basketbol liginden evet. Neredeyse eğer Final Four'a kadar gidersen evet. Basketbol liginden bizim evet. Daha fazla maç evet, oynayacaksın. NBA formatına dönmeye başladık. Çok fazla başladık. Maç oynuyor. Peki futboldan devam edelim. Biz UEFA Avrupa Ligi'nden de devam edelim. Yayının başında da konuşmuştuk. 3 temsilcimiz var. Gruplara katılıp devam edecek. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe. Hemen Fenerbahçe'nin gruplarıyla, rakipleriyle daha doğrusu başlayalım. Şampiyonlar Ligi tadında dendi bu. Ya tabii ki şimdi Feyenoord Manchester United olduğu için tabii etkilerden tabii ki Manchester biri. United oldu. Manchester United UEFA Avrupa Ligi'nde birinci torbada rastlayabileceğiniz en güçlü kulüplerden bir tanesi. Belki de en güçlüsü. Geçen yılki Manchester United değil, o sefil Manchester United değil, çok güçlü bir Manchester United var şu anda. Mourinho'yla, Pogba'yla, İbrahimovic'le güçlenmiş ve Mkhitaryan. Büyük ivme kazanmış evet. Bir Manchester United var. Sadece kağıt üstünde oyuncularla güçlenmiş değil, aynı zamanda momentumu da yakalamış bir Manchester United var. O havaya girmiş bir Manchester United var. O açıdan tabii ki Fenerbahçe açısından talihsizlik oldu. Yani bir çok daha makul, çok daha uygun rakipler vardı. Grup liderliği için çekişebileceği. Ama yine de Fenerbahçe'nin burada tabii şansı yok mu? Ciddi derecede şansı var. Bir kere şunu vurgulamak lazım. Manchester United nasıl bakacak? Evet, benim soracağım sorulardan biri. Pogba'yı, İbrahimovic'i evet. Oynatacak mı? Mourinho biraz bu bakış açısını değiştirebilecek bir teknik adam sanki. Daha önce Manchester United ve benzer hani çok büyük kulüpler diyelim. Avrupa Ligi'ne düştüklerinde özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup şeye de bakmak lazım. Çok fazla umursamadıkları zaman aynen. Oluyordu. Perşembe olduğu için evet, hafta sonu kimle oynayacağına. Aynen hafta sonu kimle oynayacağı Chelsea çok önemli. Chelsea ile mi, City ile mi? Yani Manchester City ile mesela evet. O hafta maçı vardır pazar günü. Evet. Perşembe günü senle oynuyordur. Dinlendirir takımı. Evet. Onlar çok önemli. Yani Fenerbahçe ile oynayacağı Perşembeden sonraki pazar kimle oynuyor onu incelemek evet. Lazım. Buraya gelirken özellikle. Açıkçası ben bakmadım evet. Şimdi aklıma geldi. Evet. Ama bakacağım programdan çıktıktan sonra. İzleyiciler bizi seyreden Fenerbahçeliler açıp bakabilirler. Manchester United'la oynayacağı maçların ardından Fenerbahçe'nin Manchester United kimle oynuyor? Bence Mourinho kadrodaki kararı ona göre verecek. Hemen Ceyhun kulağıma söyledi. Gelmeden önce pazartesi Liverpool, gidince Chelsea. Fenerbahçe Oo, evet. Güzel yani haber tam konuştuğumuz bu. Gibi. Bu güzel bir haber. Evet. Bu güzel haber. Yani orada yıldızlarını oynatmaz. Ben olsam ben de oynarım. Yani iki arka arkaya, tabii ligin o anki durumunu bilemeyiz ama ne olursa olsun Liverpool ve Chelsea ile oynayacağı gerçeği var. Bir kere Liverpool-Manchester United maçı geleneksel olarak, evet. Tarihsel olarak en önemli en maçtır maç. Manchester United'lar doğru. için. Chelsea maçı da şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakiplerinden bir tanesi. O yüzden harika. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı derler ya, bence çok güzel olmuş. Evet öyle bir durumu varmış. Bu notu da iletmiş olalım. Şimdi Feyenoord'a gelelim. Feyenoord'dan bahsedelim biraz. Çok büyük bir kulüp. Mazisi güçlü bir kulüp. Batı Avrupa'nın en etkileyici statlarından biri De Kuip Stadı. Batı Avrupa'daki en güzel tribün atmosferlerinden bir tanesi Feyenoord'un stadında, De Kuip'te. Zaten De Kuip çanak demek biliyorsun. Yok biliyor bilmiyorum, muydun? Hayır. Öyle bir ambiyansta oynayacak. Ama
Feyenoord takımından Fenerbahçe takımı daha üstün bir takım bence. Yani şu anda transfersiz haliyle, transfer de yapılacak bir iki tane bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'ye. Şu andaki kadro eksikliğine ve zafiyetine rağmen Fenerbahçe'nin ben daha güçlü olduğunu düşünüyorum Feyenoord'dan. Tabii ki orada Rotterdam'daki maçta zorluk düzeyi yüksek bir maç oynayacaktır ama geçen yıl Ajax'ı da gördük. Ajax'ı iki maçta da seyrettim ben çıplak gözle. Bu Feyenoord'a fark attı Ajax ligde. En iyi oyuncularından bir tanesi artık 35-36 yaşındaki Kayt Feyenoord'un hala. Eski Fenerbahçe. Ayrıca şöyle bir avantajı var. Hem advokat, eski bir Feyenoordlu, çalıştı Feyenoord'da. Hem de yardımcısı Ben, Mario Ben, Feyenoord'un eski teknik direktörü. Yani Feyenoord'un içinden gelenler bunlar. Feyenoord'u da çok iyi tanıyorlar. Hollanda futbolunu da çok iyi tanıyorlar. Van Persie. Van Persie zaten eski bir Feyenoordlu, eski bir Manchester United'lı. Evet. Bunlar Fenerbahçe için avantaj olabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe Feyenoord'u geçer. Yani kimsenin endişesi olmasın. Kolay olmayacak tabii ki maçlar ama geçer. Feyenoord öyle ismi büyük. Takımı, kalitesi kısıtlı bir ekip. Şu anda lige iyi başladılar ama Hollanda liginde hep iyi başlıyorlar zaten. Zayıf takımlarla oynadığı maçlarda 3 büyükler Feyenoord, Ajax ve PSV zaten rahat galibiyetler elde ediyorlar genellikle. Zorya çok adı duyulmamış bir takım çok ama çok kolay lokma değil bence. Şu anda adı Zorya zaten değil mi? Ukrayna liginde 3. sırada, geçen yıl 4. bitirmişler. Shakhtar, Dinamo Kiev ve Dnipro'nun arkasından. O yüzden biraz zorlanabilirler. Zorya karşısında özellikle deplasman maçının ben kolay olmayacağını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe bu iki maçı da 6 puan cebine koyar diye bir takım değil. Öyle bir ekip değil. Ukrayna temsilcisi bir kere. Ukrayna futbolunun Avrupa'da kulüpler bazındaki aldığı sonuçlara göre bizim önümüzde olduğu gerçeğini görmemiz lazım. Görmemiz lazım. Onlar 8. biz 10.'yuz. Evet, sen yayının başında atmıştın evet. Ki Ukrayna takımlarına karşı oynayacağımız maçlarda çok önemli. Ben 6 puan rica ediyorum Zorya evet. Karşısında. Evet. Tabii hepsini de kazanabilir. Sıkıntı yok Fenerbahçe. Beşiktaş'tan Dinamo Kiev karşısında. Evet. Konya Spor'da Shakhtar karşısında bir 4 puan fena olmaz. Evet, süper olur. Gerçekten 4 puan çok iyi olur. Tabii diğer grupları da değerlendireceğiz. A grubunda temsilcimiz Fenerbahçe. Çok grup var tabii UEFA Avrupa Ligi'nde. Kendi takımlarımızın, temsilcilerimizin gruplarına bakmaya devam edelim. Bu arada Fenerbahçe'nin fikstürü de var. Evet, birinci maç Zorya ile başlayacak. Zorya bildiğim kadarıyla Ukrayna'nın doğusunda olan bir yer. Yani doğusunda olduğu zaman ne demek? Kaosun ve iç savaşın daha o fazla olduğu bir yer. Ukrayna'nın doğu kısımları. Zorya orada ve maçlarını doğusunda olan Donetsk ve Zorya gibi takımlar kendi şehirlerinde Avrupa maçlarını oynamıyorlar. Sanıyorum Zaporizya'da veya Odessa'da oynayacak Zorya. Fenerbahçe sonrasında Feyenoord. Odessa'da oynarsa Odessa buradan yarım saatlik bir uçuş biliyorsun İstanbul'dan. Ne yani aşağı 35-40 dakika yani. Odessa'da. Sonrasında Feyenoord, sonrasında Manchester United'a gidiyor ki az önce söylediğim fikstürde Liverpool ve Chelsea arası Fenerbahçe bu fikstür kendi evindeki hali onu da söylemem lazım. 20 Ekim Perşembe günü olan maç öncesinde pazartesi Liverpool'la oynayacak Manchester United, sonrasında artık hangi gün oynayacak bilmiyoruz. Chelsea ile sanıyorum pazar. Bu önemli. Bunun ve dönüşünde tabii dönüşü yani önce deplasman İstanbul'da sonra 3 Kasım'da United. Oynuyor ya mesela Manchester United. Evet, 6 Kasım'da kimle oynuyor ona bakmak lazım. O da önemli. Çünkü deplasman maçı yani bir de o da var. Öbürküsü tabii seyahat Swansea ile oynuyorlarmış. Ha. Evet. Gruptaki durum puanı da tabii o zaman ona göre takım çıkartır. Gelmeden önce de Burnley ile oynuyorlarmış. Çünkü bu geniş kadroları var bunların. Premier Lig takımlarının genellikle geniş kadroları var. Bütün oyuncularını da kullanmak isteyecek. Geniş fikstürleri evde ağırladıkları fikstür kadar iyi değil bizim için. Fenerbahçe Zorya maçı Perşembe 24 Kasım Perşembe'de ve 8 Aralık Perşembe yine o tabii meşhur ki, evet. De Kuyup'un güzel Feyenoord deplasmanı çıkacak, evet. Grubun son maçı olacak Fenerbahçe için. H grubuyla devam edelim. H grubunda Atiker Konyaspor var. Konyaspor'un kolay bir kura çektiğini söylemek Gent'le mümkün birlikte. Değil tabii. Ama dördüncü torbadan girip de kolay kura çekmek diye bir şey de söz konusu değil biliyorsun. O yüzden bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Shakhtar, Braga, Gent Avrupa'da Konyaspor oranla tecrübesi daha fazla takımlar. Braga final oynamıştı Fenerbahçe ile oynadı. Yakından tanıdığımız ve seyrettiğimiz sanki bu sene biraz daha güç kaybettiler. Hatta ligin ilk haftasında Rio Ave gibi zayıf bir takımı yenemediler bildiğim kadarıyla. Süper Kupa'da da Benfica'ya yenildiler. Çok güçlü bir Braga yok şu anda. Shakhtar grubun net favorisi.
Belçika temsilcisi Gent ise ilk iki için mücadele edecek. Konyaspor'un iki sene önce biliyorsunuz şampiyon oldu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Evet. Valencia'yı geride bıraktılar. Gruptan çıkmayı başardılar. Çok koşan ve bozan bir takım. Evet. Dikkatimi ve tabii biz Belçika Ligi yayınladığımız için daha takımları biraz daha yakından takip etme şansımız oluyor. İzleme Simon şansımız diye oluyor. Bir tane sol açıkları vardı. Siyahi, kısa boylu, çok çabuk. Benim dikkatimi çekmişti. Halen duruyor yanlış hatırlıyorum. Evet. Çünkü çok az futbolcu gidip çok az futbolcu çok geldi. Iyi, çok yetenekli Gent'e. Bir oyuncu. Van Hazelbroek yine aynı Gent'te teknik adamla yani çalışıyorlar. Gent'te çok tehlikeli bir takım. Avrupa tecrübesi deneyimi olan takımlar bunlar. Konyaspor'un en büyük eksikliği tecrübesizlik olacak ama iç sahada Konyaspor'un ben kolay kolay mağlup olmayacağını düşünüyorum. Ama galip gelebilir mi? Onu da kestiremiyorum şu anda. Ama yine de kolay bir grup olmadığını söyleyebiliriz. Zor grup yani. Konyaspor'un grubu zor. UEFA Avrupa Ligi'ne göre. Osmanlı'nın grubu bence daha iyi. Onu da konuşacağız. Bir Konya'nın da bakalım fikstürüne. Shakhtar Donetsk'le iç sahada başlıyor. Sonrasında Gent, ardından Braga'yı ağırlıyor. Yani ilk 3 maçta başına, şöyle olur da bir 4 puan, 5 puan iyi olur bak. İkisinin içeride söylüyorum. Olması. 3 maçta 7 puan demiyorum. 3 maçta 5 puan iyi olur. Bence süper olur yani. İyi, çok iyi bir başlangıç olur özellikle bu rakiplere karşı. Tabii. İçeride Braga'yı yeneceksin. Shakhtar Donetsk'le berabere kalacaksın. Belçika'dan da bir puan getirirsen süper olur. 5 puan. Sonrasında devamına bakalım. Atiker Konyaspor'un fikstüründe 3 Kasım'da Braga deplasmanı, 24 Kasım'da Shakhtar Donetsk. Arka arka 2 deplasman son maçın içeride Gent'le olması Gent'le. Bir avantaj. Son maça çıkarken şansı devam ederse Konyaspor'un Gent'le oynuyor. İçeride Gent'le oynuyor. Evet. Devam edelim H grubuna da bakalım. H grubunda da Osmanlıspor. Özür dilerim H grubunda Konyaspor'un grubuydu. L grubunda da Avrupa Ligi'nde de o kadar çok takım var ki bak L grubu var düşün. Evet. Evet, daha da fazlası var. Villarreal, Steaua Bükreş ve Zürih takımları. Villarreal bir İspanyol takımı. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Yani Monaco karşısında ben ilk maçı seyrettim. Villarreal Monaco maçını. Çok büyük hayal kırıklığı yarattılar oynadıkları futbolu. Yani geçen yılki Villarreal'den eser yoktu. Yani Monaco kapandı ve maçın başında 3. dakikada penaltıdan attığı gol öne geçmişti. Villarreal baskı kurdu, baskılı oynadı ama o kapalı savunmayı açacak yetenekte, teknikte bir oyuncu yokluğu, oyuncu sıkıntısı yaşadılar. Bir gol buldular ama sonra tekrar yediler. Sonra kontradan bir gol daha yediler. Yani Villarreal geçen yılki Villarreal değil şu anki görüntüsüyle ama tabii ki Osmanlıspor'un deplasmanda oynayacağı maç özellikle çok zor geçecektir. Bunu kabul etmek lazım. Yine de Villarreal şu anki kadrosuyla Osmanlıspor'dan ve Budur'daki Steaua Bükreş ve Zürih'ten daha kaliteli. Daha kaliteli. Grubun favorisi yani. Evet. Steaua Bükreş ülkesinin en büyük takımı. Büyük bir geleneği var, büyük bir tarihi var ve bu gelenek küçümsenecek bir olay değil. Avrupa tecrübesi ve beklenti, camianın, taraftarın, kulübün beklentisi. Avrupa'da başarı ister. Avrupa şampiyonluğu finali olan bir takım Steaua Bükreş. O yüzden ben yine de grubun ikinci seviyede favorisi olarak görüyorum Villarreal'den sonra Steaua Bükreş'e her şeye rağmen. Osmanlıspor burada Steaua Bükreş'i grubun liderliği için Villarreal'i eğer doğal birinci seçersek Steaua Bükreş geçmeyi hedeflemeli bence her şeyden önce. Hem Bükreş'teki maçta hem de Ankara'daki maçta. Zürih'i ise İsviçre takımlarının hem Young Boys'u gördük hem işte Grasshoppers'ı gördük. İsviçre takımlarında hani İsviçre'nin en iyi takımı iki takımı Basel'le Young Boys biliyorsun. Evet. Onlar bile Şampiyonlar Ligi yönelemesinde bu yıl güç kaybetmiş olarak gözüktüler. Grasshoppers Fenerbahçe karşısında çok zayıf bir ekip görüntüsü verdi. O yüzden Zürih'i seyretmediğimiz için çok fazla net bir fikrim yok ama Genel İsviçre takımları da tartıya koyduğu zaman hani onlar böyleyse Zürih'te düz mantıkla Osmanlıspor'un geçebileceği bir takım. Osmanlıspor tabii bir de Zürih'te çok Türk yaşıyor biliyorsun. Grasshoppers da Zürih takımı. Zürih Grasshoppers'ın ezeli rakibi. Evet zaten Fenerbahçe'de maçı sanki kendi evinde oynar gibi. Seyirci desteği de bulacaktır Zürih'te Osmanlıspor. Osmanlıspor tabii çok yeni bir takım. Sadece Avrupa'da değil, Avrupa'da ilk defa Türkiye için de yeni bir takım. İsim değişikliğinden sonra aslında bu yenilik daha da fazla ön plan çıktı ama Mustafa Reşit Akçay hiç mağlubiyeti olmayan Avrupa'da bir teknik adam olduğunu hem Trabzonspor'la hem Osmanlıspor'la ve o kadar önerilmeyi geçip gruplara gelmesini de takdir etmek lazım ki. Ben Osmanlıspor'un gruptan çıkacağını düşünüyorum. Hep söyleyip duruyordu Gülten'i hatırlayacaksın. Midland'la eşleştiği zaman evet ben Osmanlıspor eler dedim hatırlıyorsan. Evet. Konuşmuştuk televizyonda programda. Evet. Osmanlıspor rahatlıkla geçti turu. Burada da ben gruptan çıkacağını düşünüyorum. Osmanlıspor bir aksilik yaşamaz. Steaua Bükreş'le başlayacak. Yani Steaua Bükreş
veya Villarreal'den birini geçerse sürpriz olmaz. Evet, yani ilk maç önemli. Villarreal'in adı büyük ama oynadığı futbol şu anda çok kötü. Baktığımızda kağıt üzerinde ilk yarışacağı belki de takımların başında geliyor Stavro Piyaş. Çok önemli. Galibiyetle bu maçta başlamak önemli. Lazım. Yenerse Osmanlı Spor Stavro Büyükreş'i hem moralli hem de atar, iyi puanlı ve de en önemli rakiplerinden birini geride bırakmış şekilde başlayacak. Sonrasında Zürih deplasmanı var. Ardından Villarreal'i ağırlayacaklar. Sonra Villarreal'e gidecek. Ankara'da. Aynen. Evet. Klasik tabii grup eşleşmesi fikstürü. Birinci maçı beşinci maçta oynarsın. Evet. Deplasmana Villarreal'e gidecekler. Şimdi o da gelecek ekranlara. Tabii tarihler de hep aynı çünkü sadece Perşembe günleri oynanıyor UEFA Avrupa Ligi maçları. Güntekin Onay, yalnız bu yıl biz basın çalışanları için de Salı, Çarşamba, Perşembeleri oldukça hareketli geçecek. Takımların sayısının çoğalması güzel. Diğer yandan da yayın demek. Ama hareketli olsun. Bence de hareketli çok olsun. Güzel aynı zamanda. Heyecanlı ve hareketli geçecek. Perşembeleri özellikle 3 takımımız birden. Villarreal deplasmanı, Stavro Büyükreş deplasmanı, 2 deplasman üst üste ve Zürih'i kendi evinde alacak. Öyle gözüküyor grubun ki Galatasaray daha fazla Cuma ve Pazartesi oynayacak. Avrupa Kupalarına gitmediği için. Evet. Çünkü cumaları bayağı bir yani Beşiktaş Fenerbahçe, ya Salı ya Çarşamba oynayacak. Tabii, tabii. Fenerbahçe öyle gözüküyor yani. Öyle de evet fikstür açısından da doğru söylüyorsun. Kısa bir ara daha verelim ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz. Cristiano Ronaldo'yla ilgili bir kliple geri döndük sizlere. Tabii sebebi de Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından her yıl olduğu gibi yine 3 aday vardı. Diğer Real Madrid'de bir Gareth Bale, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann ama yılın futbolcusu Güntekin Oray Cristiano Ronaldo seçildi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi yıllardır hep bunu tartışırız, konuşuruz. Sadece burada değil, bütün her yerde televizyonlarda tartışılan bir konudur bu. Acaba adil mi bu seçimler diye. Şimdi ben şunu baz alırım her zaman. Oyuncunun bireysel performansı çok önemlidir. Ama bu bireysel performansı nerede göstermiş? Mesela işte Messi aday oluyor. Fakat Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid olmuş diyelim. Messi ne yapmış? 50 gol atmış. Böyle sezonlar oldu var, biliyorsun. Evet. Atletico Madrid, Real Madrid, evet. Lisbon'da final oynadı sene. Fakat kime atmış? Eibar'a, Almeria'ya, Murcia'ya, Celta Vigo'ya, Granada'ya. Bu beni ilgilendirmez. Uluslararası platformdaki başarıları ilgilendirir. Bu bence baz alınmalıdır. Kendi liginde yapmış oldukları evet
spektaküler şeyler. Evet, alkışı hak eden şeyler. Ama sen uluslararası bir ödül veriyorsan eğer, uluslararası platformda ne yaptığına bakman lazım. Uluslararası platform ne? O yıl Dünya Kupası varsa Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası varsa Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi. O yüzden Cristiano Ronaldo mu Griezmann mı tartışması yapıldı. Griezmann da alsaydı kimse hayır demezdi. Bu da hak ediyordu performansıyla. Ama Cristiano Ronaldo belki Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in bir numaralı parlayan yıldızı olmadı. Ama Portekiz Avrupa Şampiyonu oldu. Belki Real Madrid'de finalde Atletico Madrid karşısında şampiyonluğu getirmedi performansıyla. Ama Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. O yüzden Ronaldo'nun hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu hem de Avrupa şampiyonu Portekiz'in oyuncusu olarak bunu kazanmasından daha doğal da bir şey olamaz. Evet, sanıyorum bence de bu yıl tabii ki hani sen dedin ya Antoine Griezmann alsa da hak ediyordu diye ama performansıyla. Evet, ama yine de Ronaldo ama Fransa final oynadı. Atletico Madrid final oynadı. Yani finalde tıkandı Griezmann. Evet. Ama Griezmann daha çok iş yaptı. Belki ikisinden belki birini kazanmış olsa olarak bu seçim biraz daha zorlu olabilirdi. Evet. O zaman Griezmann daha fazla. Evet, belki de ön plana Griezmann çıkacaktı. Yani finallerde Ronaldo ne yaptı diyebilirsin. Evet. Doğal ama olarak. Ama sadece bir maça bakarak olmaz. Ama olmaz tabii. Yani ama finalde Griezmann sakatlanmış, oynamamış da olabilir. Kırmızı kart cezası Griezmann da olabilir. Griezmann Ronaldo'dan daha çok iş yaptı Avrupa Şampiyonası'nda ama bence. Fransa öyle forması. Yani. Evet, kesinlikle. Daha çok iş yaptı. Evet. Ronaldo'nun Portekiz'e katkı kattığında. Ama sen de söyledin. Şampiyonlar Ligi'nde tabiri caizse taçlandırmak yaptığın ama şeyi. Ama işte kazanana verilir genelde. Kazananın olduğu yerde olur. Yani çok ekstra bir performans yoksa kazanan. Aslına bakarsan Gareth Bale'ın yaptığı da çok azımsanmayacak bir şey. Galler'le yani o kadar ileriye gidebilmesi. All-Star maçında NBA'de biliyorsun All-Star maçında MVP seçilir. En değerli evet oyuncu kazanan takımdan seçilir. Genelde öyle oluyor. Hep öyle olur. Evet. Peki bu konudan birazcık daha bahsedelim. Güntekin Onay. Önümüzdeki yıl yine Gareth Bale, Real Cristiano Ronaldo ve Antoine Griezmann'ın çekişmesini izleyeceğiz. Yine Atletico Madrid, Real Madrid olarak. Messi bakalım aralarına girebilecek mi? En azından son 3 aday arasına Messi girebilecek mi? Sezonu harika girdi. Sezon çok iyi başladı. Çok iyi oynayarak girdi. Özellikle Arda'yla da iyi bir uyum yakaladıklarını düşünüyorum ben. Arda'nın da son yıllardaki en yüksek form grafiğini yakaladığını gözlemliyorum. İki seviyeye Süper Kupa maçını izledim. Betis maçını izledim Barcelona'nın. Üç tane resmi maçını da izledim. Üçünde de özellikle giderek yukarıya doğru çıkan bir Arda performansı var. Özellikle son Betis maçında artık zirve yaptı. Tabii buradaki etken bir Arda biraz kilo vermiş. İki iyi çalışmış. Güvenini tekrar kazanmış Avrupa Şampiyonası'ndaki o moral bozukluğunun ardından. Ama her şeyden önce Neymar'ın yokluğunda, Neymar biliyorsun Rio'daki olimpiyatlara gitmişti. Olimpiyat takımındaydı, onlar da şampiyon oldular. Neymar'ın yokluğunda Suarez ve Messi ile birlikte üçüncü forvet gibi oynuyor Arda. Top rakibe geçtiği zaman 4-4-2 gibi oluyorlar. Messi ile Suarez önde kalıyor, Arda orta sahanın soluna geliyor. Top Barcelona'nın ayağına geçtiği zaman Arda biraz daha solda önde 4-3'ü tamamlayan oyuncu gibi oluyor. Böyle bir rolde oynadı. Yani aslında alışık olduğu ve bildiği bir pozisyonda. Messi gibi, Suarez gibi büyük oyuncularla, Iniesta gibi oyuncularla oynayınca da işi kolaylaştı. Çok farklı bir Arda izliyoruz. Onu özellikle vurgulamak istedim. Yani seyretmeyen izleyiciler varsa eğer şu ana kadar Arda'nın maçlarını, Arda her zaman bizim kardeşimiz, arkadaşımız, beğendiğimiz, gurur duyduğumuz bir oyuncu. Ama bu kadar iyi oynamıyordu. Şimdi açık konuşalım. Geçen yıl zaten ilk 6 ay cezası nedeniyle Barcelona oynamamıştı. Ondan sonra da bocaladı. Hem yerini yadırgadı hem de uzun süre maç oynamadığı için fizik olarak da hazır değildi. Ama şimdi şu anda çok farklı bir boyutta bir Arda var. Onu özellikle belirtmek lazım. Milli takım ada kadrosunda neden seçilmediği sorularında hemen peşinde geliyor. Ve performans odaklı bir tercih olmadığı kesin. Fatih Terim de 50 yıldır futbolun içerisinde olan bir teknik adam. Arda'nın da babası gibidir. Başka bir şey var yani bilmiyorum, açıklayacaktır herhalde sanıyorum. Başka bir şey var işin içinde. Yani Arda Rusya maç öncesinde Arda sorulacaktır. 6 ay maç oynamadığı zaman maç eksiği varken de bu takımın baş tacı yaptı Fatih Terim. Aldı oynattı. Değil mi? Ya bir de şöyle bir durum var. 60 dakikayı zor çıkartırken fizik olarak konuluyor. Maç eksiği varken en kritik maçlarda Arda kaptanlık bandı kolunda oynadı. Her şeyini de verdi bu çocuk. Ben de şimdi takım için onu söyleyecektim. Şimdi bu kadar formdayken, bu kadar iyi durumdayken
ve resmi maç bir tanesi. Hani evet, önce Rusya sonra Arabistan. Ve hani Liechtenstein'le oynarsın, Lüksemburg'la oynarsın, San Marino'yla oynarsın, Cebel Tarık'la oynarsın. Dersin ki ben gençleri bir oynatayım, şu Emre Mor'u falan bir göreyim bunları dersin. Değil mi? Enes'i işte, evet. Emre'yi. Öyle bir durum da yok. Grubun en güçlü takımıyla oynayacağız. Ve deplasmanda. Ve deplasmanda. Yani Arda'ya en çok ihtiyacımız olan maç bu. Sadece Arda değil. Bazı futbolcular yani, var. Diğer milli takımların da kaptanıdır. Ne yaparsa yapsın çağrılır. Öyle bir isimler yani vardır Fatih yani. Fatih Hoca'yla da konuşmadan, Fatih Terim açıklama yapmadan sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Tabii ki şaşırtıcı. Yani yıllardır, 10 senedir bu ülkenin en iyi sağ beki Gökhan Gönül, en iyi sol beki Caner de bir günde mi değişti? Bir anda değişti mi yani, geceyle gündüz gibi? Yok, o kadar kolay değişecek bir şey değil. Bir anda futbolu mu unuttu? Yani birinin çıkıp aynı performansı uzun süre göstermesi gerekir ki o bir değişiklik olsun. Demek ki yani onların da, Gökhan şu ana kadar oynamadı. Sakatlıktan çıkmıştı. Caner de kadro dışı kaldı. Şimdi Inter'den lige başlamadı ama özel maçlarda oynadı. Bilmiyorum yani, hoca takip etmiştir herhalde performansları. Yani İsmail Köybaşı da oynamadı. Şener de oynamadı ona bakarsan, onların yerine çağrılan oyuncular. Yani zaten her milli takım açıklandı da doğal olarak gelen gelmeyen tartışılır. Okay Yokuşlu çağrıldı. Bunlar geleceği olan oyuncularımız var içinde. Yani gelecekte bu milli takımı taşıyacak, bu formayı giyecek değerli oyuncular. Ama oynamayan çok futbolcu var. Yani Emre Mor da bunların içerisinde. Onun da zamanı ihtiyacı var. Enes Ünal Twente'de oynuyor. Tabii hat-trick de yaptı. Güzel başladı. Evet, o başlangıç da çağrılmasındaki etkenlerden biri olabilir. Tek maçlık bir performans yüzünden belki kimse milli takıma çağrılmaz ama o havuzda olması gereken bir oyuncu bence. En azından adı düşünülürken, o bölgede Burak Yılmaz'ın da gelmediğini yine o bölge deyince söylemek lazım. Selçuk da yok. Ya ben Selçuk'u, Burak'a falan doğal karşı artık belki bir dönem bitsin de diyebilir Fatih Terim. Bu oyuncular da milli takıma hizmet ettiler. Çok önemli hizmetlerde bulundular. Yine Hakan Baltay'ı bu dediğin gibi dönem değişikliği. Ama yani yaşları da mesela Selçuk 85'lidir değil mi? Burak da 85'lidir. Evet. Caner 88'li sanıyorum. 88 ya da 89'du yanlış hatırlamıyorsam. Yani Gökhan Gönül 85'lidir. Hani çok da yaşları ilerlemiş oyuncular değil. Bir de iyi futbolcu vardır. Verimli futbolcu vardır. Evet, yaşının çok önemli futbolcu olmaz. Vardır. Verimsiz futbolcu vardır. Yani bugün John Terry'yi seyrettim ben. 36 yaşında hala oynuyor. Çok iyi oynuyor. Chelsea'de. Yani John Terry'nin yerine oraya başka alternatifler, isimler, Kurt Zuma'yı falan koydular, denediler. Olmadı. Dolduramadı yerini. O yüzden iyi futbolcu, tecrübeli futbolcu vardır. Ve milli takıma da her zaman faydası olacaktır. Bakalım. Evet, hep birlikte göreceğiz. Hocanın açıklamasını beklememiz lazım. Senin de söylediğin gibi Fatih Terim futbol direktörü. Bakalım nasıl bir açıklama yapacak. Muhtemelen sorulacaktır bu sorulardan. Zaman zaman Fatih Terim çok hoşlanmaz ama sanıyorum belki de hiç soru sorulmadan kendisi şimdi Fatih Hoca her zaman ne diyor? Yapar. Bu benim babamın takımı değil diyor. Bu hepimizin milli takımı diyor. Bu benim takımım değil. Hepimizin milli takımı diyor. Benim olduğu kadar sizin de takımınız diyor. Doğal olarak. Bu hepimizin takımıysa adı üzerinde Türk milli takımı. Fatih Terim'in kendine özel takımı değilse, kulüp takımı değilse o zaman bu açıklamaları da yapmak zorunda tabii ki. Yani toplumun takımı bu, halkın takımı, milli takımı, hepimizin milli takımıysa. Yok zaten yapmaz anlamında keyfi, söylemedim. Ya yani bazen keyfi, bu sorulardan bu tercihler keyfi yapılmamıştır yani. Ama belki de bu mutlaka sorulmadan kendisi açıklamasını tabii, açıklayacaktır. Şunu şu yüzden almadım belki diyecektir. Ya da diyecektir ki bunu açıklamak zorunda değilim. Tercihim böyle diyecektir. Özellikle Arda'yı bence açıklamalı. Büyük ihtimalle de söyler. Çünkü Arda sakat olsa anlarım. Yani çok formda, çok iyi durumda. Yani onu izah edecektir mutlaka. Peki, liglerden de biraz bahsedelim. Güntekin Onay. Premier Lig tabii bu çok haftada çok büyük bir rekabete sahne olacak bu Premier Lig. Evet, öyle görünüyor. Öyle de başladı. Çok da enteresan maçlarla başladı. Mesela Liverpool'u herkes merak ediyor. Liverpool acaba bu iddialı ve güçlü takımların arasına kendisinden ekonomik olarak daha güçlü olan işte City gibi, Chelsea gibi, United gibi takımların arasına girebilir mi? Liverpool Klopp'la, çünkü Jurgen Klopp gibi çok önemli bir teknik adam var başında. Ve ilk hafta Arsenal deplasmanda güzel bir futbolla 4-3 yenerek başladılar. Bu Liverpool taraftarının hasret kaldığı, özlediği bir sonuçtu. Fakat hemen arkasından büyük bir hayal kırıklığı ikinci hafta. Burnley karşısında sürpriz. Ve bugün de Tottenham'la berabere kaldılar. Liverpool. O yüzden hani bu yarışın içerisinde olabilir mi? Herkes yarışın içinde olmasını istiyor Liverpool'un ama çok güçlü rakipler var. Büyük bir ivme yakalamış, önemli transferler yapmış. Mourinho'yla
sezona giren bir Manchester United 2-2 ile başlayan. Keza Conte ile çok iddialı ve güçlü bir Chelsea. Çok önemli onlar transferler da, yapmış bugün, olmasa bile. Evet. Geçen yıl 10. olmuş, kadroyu korumuş. O kadroya inanmış bir Antonio Conte var ve Kante transferiyle de ciddi oranda kadrosunu takviye etmiş orta sahasında bir Chelsea var. Bugün mesela Burnley maçını seyrettim ben biraz. 3-0'da en son. 3-0 ama o futbolun hakkı 8-0'dı. O kadar söyleyeyim. Maç ceza sahasının içinde oynandı. Direkten dönenler var, altı pastan kaçanlar var. Paramparça etti Chelsea Burnley'i yani. Bayağı Chelsea'de işler değişmiş, onu söylemek lazım. Hem bireysel olarak hem takım anlamında. City başka bir boyuta geldi Guardiola'yla. Manchester City. Bu üçü şampiyonluğun favorisi. Bunlardan bir tanesi şampiyon olacak. Gözüken o. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Leicester City gibi takımlar, Everton gibi takımlar da arkadan gelecek. Leicester kazandı bugün. Evet. Yani gözüken o. Ama o üçünün dışına çıkacağını zannetmiyorum ben şampiyonluk yarışının bu yıl. Evet, yani yeni bir tabiri caizse mucize olmaz diye düşünüyoruz. Leicester mucizesi. Zaten Ranieri de basın toplantısında E.T. anca yanıma gelirse biz bir daha şampiyon oluruz tarzında bir açıklama yapmıştı. Ya da bir uzaylının gelmesi gerekir dünyaya tarzında değişik bir açıklama yani yapmıştı. E.T.'li fotoğraflarına bakmışlar. Uzaylıların dünyaya gelmesi şansından bizim şampiyonluk şansımız daha az demişti. Evet, evet. Hemen E.T.'li fotoğraflar hatırlıyorum. Böyle Photoshop'ta yapmışlardı. Peki La Liga'dan da tabii biraz bahsedelim. La Liga'da yine 3 büyük takım şampiyonluk parolasıyla sezona girdiler. Barcelona kadrosunu biraz genişletti bu kez. Deniz Suarez de iyi oyuncu çıktı. Yani Barcelona'ya kısa sürede adapte oldu. Eski oyuncuları zaten Arda'nın geri aldılar. Büyük, tabii Arda'nın çok büyük katkısı var. Vidal işte yavaş yavaş yerini doldurmaya başladı. Adapte olmaya başladı Alex Vidal. O yüzden Barcelona biraz daha kadrosunu genişletmiş bir şekilde sezona başladı. Peki Ter Stegen, Silesen, kaleciler geçen yıl çok dar bir kadroyla sence? Çok dar bir kadroyla başlamışlardı. Yani 11'i de takviye yapacak 3 tane oyuncusu vardı Barcelona'nın ve o şekilde Şampiyonlar Ligi ve ligi götürdüler ama Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Bu yıl biraz daha geniş bir kadrosu var Barcelona'nın. İlk Sevilla maçında, Süper Kupa maçında ben onları beğenmemiştim ama daha sonra baktım ki tekrar eski ritimlerini yakalamışlar. Hani kaleci Barcelona Bravo gibi gitti. Bir kulübün şampiyon olmaması için konsantrasyonunu, takım konsantrasyonunu biraz kaybetmemesi gerekiyor. Onu yaşadılar Gerardo Martino döneminde hatırlarsan. Yoksa Barcelona odaklanırsa ve isterse şampiyonluğun yine en güçlü adayı. Evet, bir de Real Madrid çok olağanüstü performans sergilerse. Real Madrid çok büyük transfer yapmadı biliyorsun. Transferde durgun kaldılar. Atletico Madrid ise yine yaratıcılık sıkıntısı çekiyor. Yani kapanan takımları açma konusunda sorun yaşıyor. Ama önemli oyuncular aldılar. İşte Gameiro ve Gaitan. Bunlardan sadece iki tanesi. Ben Atletico Madrid'in de azımsanmayacak derecede şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum bu yıl. Yıllardır Barcelona ve Real Madrid'e karşı hem kafa tutmak, araya bir şampiyonluk sıkıştırmak. Yani geçen yıldan daha güçlü bir Atletico Madrid bunlar olacak. Bunlar çok zor işler aslında. Söylerken kolay gibi geliyor ama Eyüp Tekin'in aynı değil mi? Bu yıl daha da güçlendi Atletico Madrid. Gaitan az bir oyuncu değil. Evet. Eğer uyum sorunu yaşamazsa Gameiro ile birlikte Atletico Madrid'e ciddi derecede katkı sağlayacaktır ofansif anlamda. Atletico Madrid'in eksiği zaten savunmada değildi, hücumdaydı. Peki İtalya'dan da bahsedelim. Büyük liglerden biraz açılış maçları oynandı. Yani İspanya Ligi ile ilgili İspanya'yı noktalamadan önce şunu söylemek istiyorum. Biraz ligin rekabetçiliği azaldı. Yani 2-3 takım şampiyonluk için oynuyor. Bunları zorlayacak başka bir ekip yok. Kalite olarak Valencia, Sevilla çok arkada. Diğer ekiplerse ekonomik olarak yayın gelirleri biraz daha yükseltti İspanyol Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş. Biraz daha dengelendi ama yine de uçurum var. Yani İngiltere gibi değil. Büyüklerle diğerleri arasında. O yüzden bu biraz takım kalitesine de yansıyor. O uçurumu İspanyol futbolunun engellemesi gerekiyor bence. Mesela Sevilla zorlayabilecek takımlardan biri. Değil. Güç kaybediyorlar. Gameiro gitti, Koke gitti. Önemli oyuncularını kaybetti. İç sahada yine her zaman tehdit eden bir takım olur ama Sevilla şampiyonluk yarışının içinde olacağını zannetmiyorum. Bu yıl için söylemedim. Genel isim olarak Sevilla, hani üstlerde sayacağımız, zamanda şampiyonluk işte yaşamış, şampiyonluk için uğraş verebilecek takımlardan bir tanesi ama yapamıyorlar. Bir Atletico Madrid seviyesine gelemediler. Bence artık bundan sonra İspanyol futbolunda bir devir değişti.
Deportivo, Villarreal, Valencia gibi Sociedad. Takımlar, Real Sociedad gibi takım, Bilbao gibi takımlar her zaman şampiyonluk için oynayan, şampiyonunu zorlayabilecek ekiplerdi tarihsel olarak İspanya'da. Ama artık bundan sonra 3 büyük kulübün dışına çıkmaz. Atletico Madrid ben her zaman yukarıda dolaşacağına inanıyorum bundan sonra. Çünkü 75 bin kişilik harika bir stat inşa ediyorlar şu anda. Stat inşaatı bayağı bir ilerledi. Şu anda çatı montajı kısmına başlandı. Takip ediyorum ben. Yani Atletico Madrid'in de geleceği parlak. Yani bu iki büyüğü Barcelona ve Real Madrid'in peşinden ayrılmayacak gibi geliyor. Bir de sürekli olarak tabii Atletico Madrid de Şampiyonlar Ligi'ne katılaraktan gelirini de artırıyor. Tabii her yıl Şampiyonlar, her yıl Şampiyonlar Ligi'nde. Hatta finallere kadar gidiyor. 3 senede 2 final. O kadar kolay değil. Bu getiri demek aynı zamanda. Evet, İtalya'dan bahsedelim. Yavaşça İtalya'ya da geçebilelim. Juventus tabii. Juventus'un hemen son yıllarda ciddi bir egomanyası var. Çıkıyor. İtalya Ligi'nde özellikle Inter ve Milan'ın son yıllarda ciddi kan kaybı var. Çok güç kaybettiler. Eskiden bunlar Avrupa'nın lider kulüpleriydi. Öncü kulüpleriydi. Önemli oyunculara sahip olan kulüpleriydi. Fakat işte çok değil. Mesela Inter'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Milan'ın daha yakın zamana kadar Zlatan İbrahimovic'li, Thiago Silva'lı bir kadrosu vardı çok kaliteli. Fakat şu anda işte Manchester City'nin, Real Madrid'in veya işte Avrupa'nın diğer öncü kulüplerinin oynatmadığı, gözden çıkarttığı oyuncuları transfer eden bir Inter, Milan transfer politikası izliyoruz. Inter ve Milan. Bu ciddi derecede düşündürücü. Transferde yapılan hatalar, sürekli olarak teknik adam değişiklikleri bu iki kulübü çok yaraladı. Inter'i ve Milan'ı. İtalyan futbolu kalite anlamında ve para anlamında biraz daha İspanya'nın ve İngiltere'nin gerisinde kaldı açıkçası. 90'lı yıllarda, 80'ler, 90'lar, hatta 90'la 2000 arasında falan İtalya futbolu zirvedeydi. Yine Juventus'un Şampiyonlar Ligi finali var yakın zamanda. Önceki Barcelona'ya yıl kaybettiler. Evet. Inter'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. İtalyan futbolu 2012'de milli takım Avrupa ikincisi oldu. 2006'da dünya şampiyonu oldu. İtalyan futbolu dibe vurmuş değil. Ama genel anlamda takım kalitesini biraz daha yükseltmeleri ve statları doldurmaları gerekiyor. Böyle sorunlar İtalyan futbolunda yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışına gelince Juventus yine aday. Güçlü aday. Higuain'i transfer etti. Napoli'nin bir kanadını kırdı. Ve Dybala duruyor. Evet. Pogba gitmiş olmasına Pogba rağmen. Pogba gitti, evet. Roma, Napoli zorlayacak takımlar olarak gözüküyor. Bakalım De Boer geldi. Frank De Boer eğer sihirbaz değilse Inter bu şampiyonluk yarışında çok ben olacağını zannetmiyorum. İlk dördü, ilk üçü zorlayacaktır ama işi zor. Son transferlerle Gabi golü aldı biliyorsun. Belki evet, o eğer belki verimli olursa değiştirebilir. Yani Inter'le Milan'ın işi biraz daha zor gözüküyor. Güntekin Aray, teşekkür ederiz. Golü tamamlayacağız. Eski Brezilyalı bir anlamda gerçek Ronaldo'nun bir klibiyle size veda edeceğiz. Hoşçakalın efendim.